Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha önce incelediğimiz bir cihaz olan Realme C55 ile geçirdiğimiz bir ayı değerlendireceğiz. Biliyorsunuz akıllı telefonlarda önemli olan unsurlardan bir tanesi de fiyat performans dengesi ki Realme C55 bunu bize ciddi anlamda sunabilen modellerden bir tanesiydi. Biz bu cihazı daha önce incelemiştik zaten. Şimdi ise arkadaşlar bir uzun kullanım testi gibi düşünebilirsiniz bu videoyu. Yani incelemeden sonra cihazı kullanmaya devam ettik. Bu süreç içerisinde neler yaşadık, neler deneyimledik, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz normal şartlarda arkadaşlar telefonlar uzun kullanımlarda farklı bir moda bürünebiliyorlar. Ne bileyim zamanla takılmalar, donmalar, ısınmalar vesaire yaşanabiliyor. Bunlarla C55'te karşılaştık mı, karşılaşmadık mı? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Öncelikli olarak şunu belirtmem gerekiyor. Bildiğiniz gibi Realme C55 kendi segmentinde üstün bir depolama kapasitesi sunuyor bizlere. Yani C55 fiyatındaki diğer telefonlara baktığımız zaman genel olarak 64 ya da 128 GB'lık hafızaya sahip cihazlarla karşılaşıyoruz. C55'te ise arkadaşlar 256 GB'lık bir depolama alanı söz konusu ki bu beni en çok sevindiren şeylerden biriydi. Neden? Çünkü zaten yıllardır telefon kullanıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şu anda normal bir kullanıcının hani çok fotoğraf video çekmeseniz dahi 128 GB'lık bir alana ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirim. Neden? Yıllardan beri fotoğraflarınız var, videolarınız var, uygulamalarınız var derken 128 GB zaten göz açıp kapayıncaya kadar doluyor. Dolayısıyla burada yeni bir cihaza geçtiğinizde 256 GB'lık dahili depolama alanına sahip olması önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Burada ben C55'e geçtiğim zaman 256 GB olması gerçekten benim çok işime yaradı. Neden? Çünkü kullandığım bir önceki telefon 128 GB'tı arkadaşlar. Ve 256 GB'a geçince gerçekten çok rahatladım. Çünkü eski cihazımda sürekli işte depolama alanı kısıtlı, şu uygulamayı silin, şuradan şunları silin, işte atıyorum videoların bazıları gibi uyarılar geliyordu. C55'e geçince dolayısıyla yer alanında bir rahatlama yaşandığı için bu tarz uyarılardan da kurtulmuş oldum. Dahası ve daha da önemlisi hep indirmek isteyip telefonumda yer olmadığı için indiremediğim oyunları vesaire de indirme fırsatı bulmuş oldum. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Realme C55'te 8 GB RAM bulunuyor ki bu RAM kapasitesinin orta segmentte bir cihaz için gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun yanında bir de sanal RAM özelliği var ki burada RAM kapasitesini ne yapabiliyorsunuz? Daha da arttırabiliyorsunuz. Ha, bana gerek var mı diye soracak olursanız arkadaşlar ben buna ihtiyaç duymadım. Telefonun içerisinde MediaTek tarafından geliştirilmiş olan Helio G88 Yonga seti yer alıyor. Zaten bu Yonga seti performansıyla beğenilen bir Yonga setiydi. RAM de 8 GB olunca herhangi bir oyunda vesaire ben hani sanal RAM'den biraz daha RAM arttırayım, oyunu daha iyi bir şekilde oynayayım gibi bir ihtiyaca gerek duymadım arkadaşlar. Hangi oyunları oynadınız diye soracak olursanız ben PUBG oynadım, Call of Duty Mobile oynadım, Crash Mobile falan oynadım. Yani çeşitli farklı oyunlar deneyimleme fırsatım oldu C55 ile geçirdiğim süreç içerisinde. Bu sürede herhangi bir donma, kasma, ne bileyim böyle bir telefonun kendini kapatması gibi bir sahneyle de karşı karşıya kalmadığımı belirtmem gerekiyor. Yani kısaca özetlemem gerekirse açıkçası hani geçtiğimiz bir ay boyunca performans bazında telefon beni fazlasıyla memnun etti. Peki kamerası nasıldı? Dilerseniz öncelikli olarak C55 ile çektiğimiz bazı fotoğrafları birlikte göz atalım. Daha sonrasında kamera detaylarını konuşmaya devam edelim. Evet Teknoloji Oku takipçileri, şu anda Realme C55 modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz. Aynı zamanda aldığınız ses de yine bu telefonun mikrofonuna ait. Etrafımızda gürültü var. Bildiğiniz gibi ofisimiz E5'in yanında ve ona göre de bir gürültü azaltma olup olmadığı tamamıyla size kalmış. Eğer beğendiyseniz yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar.
Ve ters ışıkta da direkt pozlamayı yüzüme göre algılayan yapay zekası var. Bu da benim oldukça hoşuma gitti. Evet, telefonun arka kamerasındayız. Işıklar oldukça canlı gözüküyor arkadaşlar. Şöyle gökyüzündeki bulutların da net bir şekilde gözüktüğünü söyleyebiliriz. Hatta bir yere bir zoom yapalım. Mesela şu metro istasyonuna yakınlaştıralım. Evet, en fazla 10x yakınlaştırma yapabiliyoruz. Ve en uzakta da bu şekilde oluyor. Biraz da yürüyelim. Şu anda yürüyorum. Ve yürürken de sarsılmayı en aza indirmeye çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin. Evet arkadaşlar, C55'te 64 megapiksellik bir ana kamera mevcut ki bu ana kamera gerçekten fotoğraflarınızın ve videolarınızın hakkını veriyor. Şunu size belirtmem lazım. Ayarlardan 64 megapiksele geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer geçmezseniz daha düşük çözünürlükte fotoğraflar çekiyorsunuz. 64 megapikseli seçtiğinizde tabii ki fotoğrafların veya videoların boyutu artıyor ama burada önemli olan şu, zaten 256 GB'lık bir depolama alanımız var. Dolayısıyla depolama alanımız fazla olduğu için çektiğimiz fotoğrafların kalitesinden de ödün vermemize gerek yok. Siz de gördüğünüz fotoğraf performansı gayet yeterli ki biraz daha böyle güneş ışığı alan yerlerde, atıyorum bir tatile gittiniz, bir tatil beldesinde falan, oralarda çok daha muazzam fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet, gelelim telefonumuzun kullanımına. Telefon arkadaşlar bildiğiniz üzere zaten ince bir yapıya sahip ve modern bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkıyor. Sadece 7.89 milimetrelik bir kalınlığa sahip ki günümüzde orta segmentte bu kadar ince bir telefona rastlamak çok da kolay değil. Bu açıdan el tutuş hissiyatı vesaire gayet güzel. Hani taşırken falan yorulmuyorsunuz. Atıyorum böyle saatlerce telefonda konuşan biriyseniz işte 15 dakika, 20 dakika, 1 saat böyle elinizi tuttuğunuzda sizi yormuyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yani gerek tasarımı gerekse de teknik özellikleriyle bizden geçer not almayı başardı Realme C55. Şimdi gelelim C55'te hoşuma giden bir diğer özelliğe. Bu da mini kapsül arkadaşlar. Android'de mini kapsül özelliği biraz daha böyle hani iOS'teki dinamik ada özelliğine, Dynamic Island özelliğine benziyor ve çok daha kullanışlı, çok daha farklı özelliklere sahip. Peki bu mini kapsül özelliğiyle neler yapabiliyoruz? Hemen belirtelim arkadaşlar. Mesela pilinizin şarj durumunu burada görebiliyorsunuz. Atıyorum ışık yeşil yandığı zaman şarjınız tamamen dolu anlamına geliyor. Işık mavi yandığında şarj oluyor anlamına geliyor ve tabii ki kırmızı yandığında da pil seviyeniz %5'in altına düştü anlamını taşıyor. Bununla birlikte veri kullanımı uyarısı vesaire de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ayarlardan mobil veri kullanımını belli bir noktayla sınırlandırdıysanız, atıyorum 2 GB, 3 GB, 5 GB, %90'ını kullandığınızda telefon size turuncu renkte yanarak bir uyarı veriyor. Yine bunu da mini kapsül alanında görebiliyorsunuz. Mini kapsül arkadaşlar, ayarlar kısmından Realme laboratuvarına girerek, oradan mini kapsül var, oradan istediğiniz şeyleri ne yapabiliyorsunuz? Açabiliyorsunuz ki burada adım istatistiklerini, dediğim gibi attığınız adımdan pil durumunuza, hatta ve hatta veri kullanımınıza kadar pek çok kriter bulunuyor. Önümüzdeki süreçte muhtemelen yeni seçenekler bu kısma eklenecektir diye düşünüyorum ben. Evet, kısaca özetlememiz gerekirse Realme C55 kendi segmentinde gerçekten tercih edilebilecek modellerin başında geliyor arkadaşlar. Yine de bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa alt kısımda yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.